İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenilere karşı işlenen soykırım, Armenosit kurbanlarının 107. anma töreni Antip-Juan-Löpin'de gerçekleşti. Artsakh Bektaryan Aliyev'i yanıtladı. Artsakh'ta 3000 yıldır sadece Ermeni çoğunluk hakimdi. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerlerini tanıyalım. Haygabert Kalesi. Artsakh'ın savunma ordusu komutanı ile Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Artsakh'taki heyet başkanı insani konuları görüştü. Kürt kadın müfrezesi Irak'taki Türk askerlerine güçlü bir şekilde karşılık verdi. Batı Ermenistan'daki Malatya'nın ekolojisi tehdit altında. Rafi Kortoşyan'ın Hınus adlı kitabının tanıtımı gerçekleşti. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan, 21 Nisan 2022 tarihinde Antip-Juan-Löpin Belediye Başkanı Bayjan Leonetti'nin himayesinde Batı Ermenistan'da 1894'ten 1923'e kadar Ermeni halkına karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanlarının anısına tören düzenlendi. Törende Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Süleyman Şahumyan ve Ermeni gazileri ve sempatizanları Ulusal Birliği Başkanı Vrej Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın resmi bayrak taşıyıcısı hazır bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artsakh Bektaryan, İlham Aliyev'in bazı açıklamalarına kendi sosyal medya hesabı Facebook paylaşımıyla yanıt verdi. Artsakh Devlet Başkanı Bektaryan'ın yanıtı şöyle. İlham Aliyev, Artsakh Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin demografisi hakkında tarihi gerçekleri bir kez daha çarpıttı. İşgal altındaki Şuşi'de düzenlenen olağan etkinlik sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı diğer yanlış iddiaların yanı sıra Sovyet döneminde Artsakh Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'ndeki Azerbaycan nüfusunun çoğunlukta olduğunu söyledi. Halbuki gerçek tam tersiydi. Şöyle ki, 1921 yılında Artsakh'ın ilhakı sırasında Azerbaycan nüfusu %4'tü. Sonraki yıllarda Sovyetler Birliği nüfus sayımına göre 1926'da %10.06, 1989'da %21.52 oldu. Nüfusun çoğunluğu Ermeniydi ve çok küçük bir oran ise diğer azınlık halklar vardı. Sovyet döneminde Artsakh Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nde Azerilerin sayısının giderek artması yerli Ermeni nüfusa karşı işlenen beyaz soykırımdan kaynaklanmaktadır. Azerbaycan makamları 3000 yıldır Artsakh'ta yalnızca Ermeni ezici bir çoğunluğun olduğunu, Ermenilerin burada otokton bir halk olduğunu bir kez daha hatırlasınlar. Haygabert Kalesi, Batı Ermenistan'daki Vaspuragan eyaletinin Hayotzor iline yakın Van Gölü'ne dökülen Hoşap Nehri Vadisi'nde yer almaktadır. Van şehrinin güneyinde bulunmaktadır. Ermeni tarih babası Movses Horenatsi'ye göre kale, Ermenilerin atası sayılan Hayk Nabet tarafından kurulmuştur. Başka bir ifadeye göre kalenin kurucusu Urartu Kralı II. Sardur olarak kabul edilir. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Artsakh Savunma Bakanı, aynı zamanda Savunma Ordusu Komutanı Korgeneral Gamo Vartanyan, Nicolas Flory Başkanlığındaki Uluslararası Kızılaç Komitesi heyetini makamında kabul etti. Toplantıda çok çeşitli insani konular ele alındı ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Gamo Vartanyan, Nicolas Flory'e Artsakh'ta uygulanan çeşitli insani yardım programları ve özellikle savaş sonrası gerçeklerin belirlediği sorunları çözmesi konusundaki çabaları için teşekkür etti ve misyonun faaliyetlerini desteklemek için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Kürt Halk Öz Savunma Kuvvetleri Basın Servisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sırasında en az 30 ile 37 askerini kaybettiğini bildirdi. Çok sayıda da yaralı ve kayıp mevcut. Kürt gerilla oluşumları ZAP, Metine, Avaşin bölgelerinde Türk işgal kuvvetlerine karşı aşılmaz bir direnç göstermeye, düşmana sert darbeler indirmeye devam ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürdistan İşçi Partisi PKK Askeri Politik Örgütü'nün kamp, depo ve saklanma yerlerinin bulunduğu Irak'ın kuzey bölgelerine yeni bir harekat düzenlediğini hatırlatmakta fayda var.
Batı Ermenistan'ın Malatya ilinde 496 madencilik faaliyetinin yürütüldüğü, bu durumda 944 yeni çevresel etki değerlendirmesi başvurusu yapıldığı ve endemik bitkilerin, doğa ve suyun yok edilmek istendiği ifade edildi. Mevcut tabloya müdahale edilmezse Batı Ermenistan'ın Malatya ve ilçelerini büyük bir ekolojik yıkım bekliyor. Malatya'nın birinci sınıf meşe ormanı olmasına rağmen o alanlar yok edilerek maden aranıyor. Batı Ermenistan hükümeti bu tür olayları yakından takip etmekte olup şiddetle kınamakta ve doğal kaynaklar üzerinde olan haklarının korunmasını talep etmektedir. Yerevan'ın Zankak adlı kitabevinde Hınus başlıklı kitabın tanıtımı gerçekleşti. Kitabın yazarı Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı Başkanı Raffi Kortoşyan'dır. Kitap, anıt uzmanı rahmetli Samvel Karabetyan tarafından başlatılan Ermenistan Tarihi kitap serisinin 5. cildidir ve Batı Ermenistan'ın Hınus vilayetini konu almaktadır. Kitap, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı ABD Şubesi ve Haykadoru adlı vakfın destekleriyle oluşturuldu. Harutyun Simonyan'ın akrabalarının himayesinde de yayınlandı. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları. Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrim içi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugünü ve geleceği ile ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor. Televizyonumuz olan Vesten Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşları ile ilgili endişelerinizi, sorularınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizin de aracılığınızla genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aram Merengülyan adlı devlet dans ve şarkı topluluğunun sanatçıları Zurna'da Sergey Karabetyan, Dıhol'da Harutyun Karabetyan ve Dam Zurna'da Hagop Hovsepyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Pahlavani Bar adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.